Evet edebiyat severler. Bugünkü konuğumuz Tevfik Fikret. Kendileriyle uzun bir sohbetimiz olacak. Öncelikle hoş geldiniz Tevfik Fikret Bey. Hoş bulduk. Öğrenciler gerçekten sizi çok merak ediyor. Sağ olsunlar, sınavda çıkıyoruz karşılarına tabii. İlk soru ile başlayalım o zaman. Kimdir Tevfik Fikret? Aslında sanat yaşamım iki dönemde değerlendirilebilir. Servet-i Fünun akımı ve Servet-i Fünun akımından sonra. Peki Servet-i Fünun akımındayken hangi sanat görüşünü benimsediniz? Hangi konularda yazdınız? Biraz açıklar mısınız? Genellikle aşk... Doğa ve günlük yaşamda karşılaşılan bazı küçük olayları, ihtiyaçları ele aldım. Sanat sanat içindir anlayışına sahiptim. Peki Servetifünun akımından sonra ne oldu? Servetifünun topluluğunun dağılmasından sonra yazdığım şiirlerde toplumsal konulara yöneldim. Başlıca işlediğim konular hürriyet ve vatandır. Fen, teknik, bilim, insanlık gibi konuları da işlemişsiniz. Toplum için sanat anlayışını benimsediğinizi bu dönemde söyleyebiliriz o zaman. Kesinlikle size katılıyorum. Bu dönemde özellikle etkilendiğiniz birisi var mı? François de Coppe diyebilirim. Ondan etkilenip ne tarz eserler verdiniz? Kenar mahallelerin sıkıntılarını dile getirdim. Ancak eserlerinizde Anadolu'ya yer vermemişsiniz sadece İstanbul'un fakir halkının sorunlarını işlemişsiniz. Evet, bu konuda haklısınız. Başka bir soruya gelecek olursak, şiiri nesre yaklaştırdığınızı görüyoruz. Bunun hakkında neler söylersiniz? Şiirde anlamın bir beytte tamamlanması geleneğini ortadan kaldırdım. Anlamı şiirin bütününe yaydım. Mehmet Akif Ersoy gibi şiirlerinizde aruzla Türkçeyi bağdaştıran iki büyük şairden birisiniz. Bu nasıl bir duygu sizce? Bu şekilde anılmak gerçekten güzel bir duygu olsa gerek. Aruz bahirlerini müzikalite bakımdan değerlendiren ilk kişi olarak da sizi görüyoruz. Neler söylemek istersiniz? Bana göre şiirde birden fazla aruz kalıbı kullanılabilir. Konuya üsluba uygun vezin seçilmelidir. Peki hiç hece ölçüsünü kullanmadınız mı? Tabii ki kullandım. Sadece çocuklar için yazdığım şiirlerde hece ölçüsünü kullandım. Çocuklar için yazmış olduğunuz bir kitabın adı nedir? Şermin. Bu arada ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimize önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Programdan sonra Sıcak Haber adlı programımızı izlemenizi öneriyorum. Ekranlarınız başından ayrılmayın. Fransız şiirinden alınan Sonenazım şeklini kullanan ilk şairlerdensiniz. Peki, Batı edebiyatında en çok hangi akımdan etkilendiniz? Batı edebiyatı akımlarından en çok Parnasizm'in etkisinde kaldım. Size Servet-i edebiyatının en büyük şairi desek yeri var manzum hikayelerinizden de kısaca bahseder misiniz? Balıkçılar, Nesrin, Ramazan sadakası, hasta çocuk. Hasta çocuk Nesrin, balıkçılara Ramazan sadakası verdi şeklinde kodlasak nasıl olur? Gayet iyi olur. Şiirleriniz hakkında başka ne söylemek istersiniz? Recaizade Mahmut Ekreb'in, güzel olan her şey şiirin konusu olabilir dediği gibi, Aynı görüşü benimsiyorum. Recai Zade ile başlayan karpostal altına şiir yazma geleneğini devam ettirdiniz. Bu şiirlerinizin adı nedir? Avengi Şuur. Ayrıca potre şiir yazma tarzını geliştirdiğinizi görüyorum. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? 12 sanatçımızın tasvir ve tahlilini Avengi Tasvir adlı şiirimde yaptım. Toplumsal ve siyasi baskılara karşı hangi şiirlerinizi yazdınız? Siz adlı şiirimi yazdım. Konuyu biraz daha açar mısınız? Nelerden bahsettiniz bu şiirinizde? İstanbul'u fahişe bir kadına benzeterek 2. Abdülhamit'in şahsında istibdat yönetimine ve buna boyun eğen zihniyete nefretimi anlattım. Bu bağlamda Yahya Kemal'in sizin İstanbul'a olumsuz bakışınıza reddiye olarak siste söyleniş şiirini yazmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Herkes özgürdür, istediğini düşünebilir. Mehmet Akif'le de tartışmanız olmuş. Nedenini öğrenebilir miyiz özel değilse? Tarihi kadim şiirinde din ve tarihi eleştirmem zoruna gitmiş. Bundan dolayı Mehmet Akif'le ciddi bir tartışma yaşadım. İzleyicilerimizden bir haydi soru var. 95'e doğru şiirinizi ve bir lahsa tahür şiirinizi neden yazdığınızı soruyorlar. 95'e doğru adlı şiirimde İttihat ve Terakki'nin meclisi mebusanı kapatmasına tepki gösterdim. Peki ya bir lahsa tahür? Bir lahsa tahür şiirinde de ikinci Abdülhamit'e yapılan suikasten övgüyle bahsettim. Eleştiri alanında baya bir şiiriniz var anlaşılan devrin siyasilerine, politikacılarına ağır eleştirilerde bulundum. 95'e doğru Rubab'ın cevabı Hanı Yağma bu tarz şiirlerimdendir. Sohbetimizin sonuna doğru gelmekteyiz. Son olarak eserleriniz hakkında kısaca bilgi almak isteriz. Sanat için sanat anlayışıyla yazdığım ünlü şiirlerim Bir Ömri, Muhayyel, Sen Olmasan, Leyli Veda, Seninle, İlelebet, Birlikte Sosyal konuları işlediğim ikinci dönemde yazdığım en ünlü şiirlerim ise Tarihi Kadim, Haluk'un Vedağı, Haluk'un Amentüsü, Hilali Ahmer. Ben tekrar teşekkür ediyorum size programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Evet edebiyat severler. Programımızın sonuna geldik. Fakat ekranlarınız başınızdan ayrılmayın. Ana haber bültenimiz ile gelişmelerden haberdar olun. İyi akşamlar edebiyat severler. Gündemimiz oldukça sıcak gelişmelerle dolu. Hitabetleriyle ünlü Hamdullah Subhi Tanrı Över halka seslendi. İzliyoruz. Ey edebiyat severler! Dağ yolu ve güne bakan adlı eserlerimi mutlaka okuyun. Ben bildiğiniz gibi hitabetlerimle ünlüyüm. Sıradaki haberimiz akşam şairi olarak bilinen Ahmet Haşim'den. izliyoruz. Sembolistlerin genellikle tercih ettiği akşam, şafak, gece, mehtap, yıldızlar, ormanlar, güller gibi simge ve imgeler üzerinden şiirlerimi yazdım. Şimdi de kameralarımızı zevk ve eğlence şairi Nedim'e çeviriyoruz. Merhaba, ben Nedim. Divan edebiyatı şairiyim. Şarkılarım ünlüdür. Beni bilsen fena olmaz. Sıcak haber bülteni burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Esen kalın.